Merhabalar sevgili Boğa burcu ve özellikle yükselen burcunuz Boğa'ysa hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Boğalar, özellikle Haziran ayında duygusal bir ay yaşayacağız. Parayla ilgili gündemleriniz olacak, para arayışlarınız olacak, parayla ilgili insanlarla diyaloglarınız olacak. Belki yardım istemeniz gerekiyordur. Bunlarla ilgili size çokça detay vereceğim. Bir yeni ayımız, bir dolunayımız var. Yay üzerinde dolunayımız var ayın ortasında ve ayın sonunda da yengeç üzerinde bir yeni ayımız var. Sizin de üçüncü evinizde. Şimdi sevgili boğalar, Haziran duygusal bir ay, eleştiriler aldığımız bir ay. Biraz krizli konuşmalar yapabiliriz. Hepsiyle ilgili detay vereceğim. Öncelikle kanalı lütfen takibe alın. Bildirimlerden de bu videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri de açmanızı öneririm. Şimdi sevgili boğalar, ayın 3'ünde, 3 Haziran'da biraz gergin olabilirsiniz. 3'ünde, 4'ünde, 5'inde gerginsiniz. Çünkü önce Merkür retrodan çıkıyor ama hemen 5'inden itibaren de Satürn retrosuna başlıyor. Ta ki Ekim ayının 23'üne kadar. Şimdi biri bitiyor biri başlıyor diyeceksiniz. Duyuyorum. Öncelikle Merkür retrosu iyice bir Merkür retrosuydu. Çok da kötü değildi. Umarım kötü şeyler yaşamamışsınızdır. Çünkü İkizler burcundaydı ve Kuzey Ay düğümünden çok destekli bir Merkür retrosuydu. Düz giderken de geri hareketinde de Nisan'da düz gidiyorken sonra o dereceleri eksilttiğinde Mayıs ayında şimdi de 3'ünden itibaren artık toparlıyorken 17 Haziran'a kadar biz o dereceleri ve o kuzey düğüm desteğini tekrar tekrar yaşadık. O sebeple Mayıs ayı Boğa burcu için aslında iyi. Fakat beni eleştirmek üzere videonun altına bununla ilgili bazı detaylar yazabilirsiniz. Özellikle yükselen burcu Boğa olanlar için şartlar gayet iyi demiştim. Onu da lütfen unutmayalım. Döndüm, tekrar parantezi kapatıp 5'inde, 6'sında ve 7'sinde, pardon, 3, 4, 5'inde, 3'ünde, 4'ünde, 5'inde Haziran'ın azıcık gergin olabiliriz. İnsan ilişkileri azıcık kötü olabilir. Kimse kimseyi anlamayabilir. Neden? Merkür S pozisyonda, stationary ve de aynı şekilde Satürn de öyle. Retrosuna başlayacak Satürn. Merkür de kurtardı retrodan. Dolayısıyla sizin yükseleninizde olduğu için İş hayatınızı da etkileyecek çünkü 10. evinizde de Satürn artık kova üzerindeki Satürn retrosuna başlıyor. 10 ve 4. evinizde nasıl bir gezegeniniz varsa yani kova üzerinde ve de aslan üzerinde nasıl bir gezegeniniz varsa buna göre etki alırsınız. Hangi derecelerde etki alacağız İlknur Hanım? Şöyle ki 25 dereceden başlıyor Satürn 18 dereceye kadar düşecek Ekim'in sonuna kadar. Demek ki 25-18 arası her ne yaşadınızsa 25-18 arasında nasıl gezegen yerleşimleriniz varsa bunları ilgilendirir. 23-24 derece ilgilendirir yine. Aynı şekilde 2021'de de Mayıs sonundan itibaren yine Satürn retro idi. 24 Mayıs'tan 10 Ekim tarihine kadar kopya çektim. 24 Mayıs'tan 10 Ekim tarihine kadar Satürn retro idi. O dönemde ne yaşadınızsa, daha doğrusu Satürn'ün retrosuna ne yaşadınız? Ben size söyleyeyim. Venüs ve Merkür ve Mars retrosu gibi değil. Bu özellikle Satürn sizi bazı sınavlara tabi tutar retro iken. Sizin de 10. evinizde olduğu için işe bakış açınız disiplin sahibi bir biçimde mi? İşle ilgili bir disiplininiz var mı? Yoksa her fırsatta rapor izin alıyor musunuz? Bunları izleyecektir ve ona göre bir terfi verecekse size değil diğerine verecektir. Örneğin yani Satürn evet son 6 ayında ödüller verir. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık çok önemli. Ocak, Şubat çok önemli. Önümüzde böyle önemli bir 6 ay var. Çünkü Satürn son 6 ayı yani Kova'dan Balık burcuna geçecek 7 Mart 2023'te. Dolayısıyla Satürn ileri tarihine varıncaya kadar yani ileri derecelere başlayıncaya kadar retrosundayken Ekim ayının ortasına kadar biraz dikkat edeceğiz iş hayatımıza 10. ev ve aynı zamanda burası babamızla da ilgili 4. evle de ilgili çünkü Kova ve Aslan aksı. Burada bazı sorunlu ilişkiler son bulabilir. Yani bir patronla sürekli çelişiyorsanız, çatışıyorsanız bu retroda son bulabilir. Ya da bu retroda en azından karşılıklı birbirimizi anlamak üzere bir farkındalık geliştirebiliriz. O sizi anlar, siz onu. Baba da olabilir bu otorite. O iş yerindeki bir amirimiz, herhangi bir amirimiz de olabilir. Satürn'le ilgili size detaylı bir video çeksem iyi olacak. Ve Venüs'le
Uranüs'ün kavuşumu var bu ay hemen birkaç gün sonrasında. Birkaç gün sürüyor. Yani bir gün değil, 2 gün değil. Lükse harcama yapabilirsiniz. Özeti bu. Venüs de sizin yükselenizde, Uranüs de sizin yükselenizde. Demek oluyor ki Venüs'le Uranüs'ün tam kavuşumu sizi lükse, fazladan para harcamaya ya da güzel bir estetik operasyona ya da kilo vermelere yönlendirebilir. Bunlarla ilgili kendinize yatırım yapmaya, bir dil kursuna, bir meslek kursuna gitmeye, yurt dışına gitmek üzere belki başvurulara yönlendirebilir. Kendinle ilgili kendini hoşnut kılacak kararlar alabilirsin demek. Hem de birden hem de aniden, şimdiden de olabilir. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Mayıs ayının ikinci yarısında. Demek ki hemen aksiyon alabilirsiniz sevgili boğalar. Yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz. Bir takım ülkelerin sınavlarına girebilirsiniz. Belki de terfi için bazı hizmetçi eğitim ya da sınavlarına girecek olabilirsiniz. Her şey yükseleninizle ilgili anlamına geliyor. Ve burada bir de 13 Haziran'da artık Merkür ikizlere geçiyor. Dolayısıyla sizin parayla ilgili haber alma döneminiz başlıyor. Belki çoktan başvurularınız oldu. Şimdi bunların karşılığı gelecek, parası gelecek, ödemeleri gelecek. O sebeple ikinci evinize geçen Merkür paradan haber verir. Paradan haber ver demiyor muyuz? Paradan haber verir. Ve sevgili boğalar, 8. evinizde bir dolunay var. Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay Neptün'den bir kare açı alıyor. Çok üzerinde durmayalım. An haritasında da terazi yükseliyor. Demek ki uyum göstereceğiz. Ne ile ilgili? 8. evinizde olduğu için başkalarının parası, krediler, bunlarla ilgili haberler alıyoruz. Bir gün önce, 2 gün öncesinde artık Merkür ikizlere geçer geçmez 13'ünden itibaren ve 14 Haziran'daki bu yeni ay yepyeni bir başlangıç yapmak üzere belki de bir oh diyeceğiniz elinize bir toplu para geçeceğini haber verecek. Ve burada olmayacak şeylerin peşinden gitmek ihtimaliniz de var. Maceranın peşinden gitmek ihtimaliniz de var. Hiç hesapta yokken yüksek paraları tatillere, otomobillere vermek ihtimaliniz de var. Belki öyle bir gücüm yok ki kendi yağımızda kavruluyoruz diyorsunuz. Az olan, dar olan bir geliri hiç hesapta olmayan bir şeye yatırmak ihtimaliniz de var. Olmayacak bir şeyin peşinden gitmek olmasa iyi olur. Neptün karesi bu. Ve an haritasında da terazi yükselen demiştim. Dolayısıyla bu epeydir tamamlayamadığınız bir konuyu da tamamlatabilir. Neden? Onun yöneticisi de Venüs. Sizin yöneticiniz de Venüs sevgili boğalar. Dolayısıyla epeydir belki kilo vermek istiyorsunuz. Defalarca başladınız. İşte şimdi bu konuyu tamamla. Bu konuyla ilgili sana destek var diyor. Önümüzdeki 14 gün boyunca kilolar verilir, detoks yapılır, en güzel yaşam biçimine geçilir, huzur bulunur, dinlenilir, izin kullanılır. Bunlar çok güzel gündemler. 8. evinizde olduğu için Dolunay ve sizin yöneticiniz de an haritasının yöneticisi. Bu dolunayın yöneticisi. Demek oluyor ki sizin için özellikle büyük bir destek var. Bir de teraziler için. Peki bütün boğa burçları eşit derecede etkilenir mi? Yükseleniniz boğa ise özellikle yay gibi, koç ya da aslan gibi ateş grubunda yerleşimleriniz varsa, ikizler yay aksında kişisel gezegen yerleşimleriniz varsa o zaman olumlu etki alırsınız sevgili boğalar. Jüpiteriniz, Venüsünüz varsa o zaman olumlu etki alırsınız. Burası biraz sürekli aynı konular üzerinde niyet ettiğiniz, dua ettiğiniz konunun belki de bir ev alacaksınız. Bunu istiyorsunuz. Gerçekleşme ihtimalini gösterecek size. Amin. Ve 15 Haziran Venüs'le Kuzey Ay Düğümü tam kavuşumda. Çok güzel. Venüs sizin yöneticiniz, Kuzey Ay Düğümü sizin burcunuzda. Demek oluyor ki yükseleniniz çok güzel etkilenecek. Dolayısıyla burası sizin için isteklerin, niyetlerin kabul olacağı ay demek oluyor. Kabul olacağı günlerdesiniz demek oluyor. Amin. 19 Haziran'da yine Venüs'le Satürn'ün bir kare açısı var. Aldığınız kararla ilgili Satürn yani başöğretmen yani babanız yani otorite eşiniz koca olabilir hanım neyse işte artık size göre otorite her kimse bizim evin otoritesi eşim derim hep. Eşim de bizim evin otoritesi hanım der. Dolayısıyla bizim evin otoritesi belirsiz ama orada bir demokrasi var diyebilirim. Yani en azından umarım sizde de öyledir. Şimdi bu Venüs Satürn karelerinde baş öğretmen gibi değneğini sallayarak babamız,
atamız, her kimse, eşimiz ya da bir patron, şefimiz, biri, otorite olan biri, belki de sevgilinin sözüne çok itibar ediyorsunuz. Güney düğüm sizdedir de karşıda bir kuzey düğüm vardır. İtibarlı kişi her kimse, o zaman onun sözü, onun eleştirileri gelebilir. Ne zamana kadar? 13 Temmuz'a kadar da o eleştiri gelebilir. Yani bu 15 Haziran Venüs Kuzey Ay düğümü size kararlar aldırır. 14 Haziran Yay'daki Dolunay kararlar aldırır. Ondan önce 13 Haziran Merkür İkizlere geçince parayla ilgili haber gelir, size kararlar aldırır. Ama maalesef 19 Haziran'da Venüs Satürn kare açısı Satürn'ün size bir eleştiriyle geleceğini gösteriyor. Yani babamızın, yani otorite kişisinin diyelim. Şimdi Ay da Balık burcunda aynı gün. O yüzden 19 Haziran'ı şöyle bir hızlı geçebiliyor olsak iyi olur. Ve sevgili boğalar, en önemli detaylardan biri ayın 23'ünde Venüs'ün de artık İkizler burcuna geçişi. Dolayısıyla evet, sizi çok destekledi. Belki bir 15'inden sonrasında, 14'ünden sonrasında estetik operasyon vesaire yaptırabilirsiniz demiştim. Buna özel bir takım uygulamalarınızı yaptırabilirsiniz demiştim. Gölgeli dönemi bittikten sonra Merkür'ün. Fakat şimdi artık Venüs, yani sizin yöneticiniz ve de güzelleştiren Venüs diyelim, İkinci evinize, aynı zamanda parayla ilgili olduğu için Venüs biliyorsunuz, ikinci evinize, yani ikizlere geçiş yapıyor. Dolayısıyla ikizlere geçiş yapan Venüs sizin elinizi de kuvvetlendiriyor parayla ilgili. Para trafiğinizi de rahatlatıyor ve hiç olmadık yerden de, hani gelirinize göre biraz daha yüksek bir hacimli para elinize geçeceğini gösteriyor. 21'inden sonra artık Güneş de Yengeç burcuna geçiş yapacak. Gündem tamamen evle, yuvayla ilgili olacak. Bu arada 28 Haziran'da da Neptün retroya geçiş yapıyor, ama 25 dereceden 22 dereceye kadar eksiltecek. Çok da önemli değil. Jenerasyon gezegeni jenerasyonlarla, kitlelerle, insanlarla, yürüyüşleriyle, protestolarıyla ilgilidir. Onu ayrıca ülkelerle ilgili konuşursak ya da kendi ülkemizle ilgili konuşursak değerlendiririz. Neptün retro da 25 dereceden 22 dereceye kadar eksiltecek. Ha, sizin 12. evinizdeymiş, biraz duygusal yapabilir. Olmasanız iyi olur tabii. Gelelim 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay da sizin 3. evinizde, dolayısıyla günlük hayattaki bütün şartlarınızı değiştirebilirsiniz. Yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu yeni ayın konusu 3. evle ilgili yenilenme, duygusal tepkiler vermek, eleştirilerin karşılığını vermek. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta eleştiri almış oldunuz. Yani ayın 17, 18, 19'unda olabilir. Ve 29 Haziran eleştirildiğiniz konularda inadına bir şeyler yapmak konusunda da size aksiyon aldırabilir. Demek ki neymiş? Üçüncü ev konularıyla ilgili, kardeşimizle ilgili, kendimize bir otomobil almakla ilgili olabilir. Yolumuzu, rotamızı değiştirmekle ilgili olabilir. İşe gidiş gelişimiz, yaptığımız tarz, ticaretimiz, faturalarımız, ticaret sicil başlığımızı değiştirmek isteyebiliriz. Kendi işiniz varsa işi de değiştirmek isteriz. Bu sektörde değil, şu sektörde çalışmak istiyorum diyebiliriz. Pek çok boğa burcu bu kafadadır. Konservatif bir yapıdadır, evet, ama bunu alırsa bir daha dönüşü olmaz. Bunu alırsa patron onu ikna edemez. Küstüm oynamıyorum diyorsa kimse onu ikna edemez. Kaçar. Dolayısıyla duygusal tepkiler vereceğimiz 1-29 Haziran. Ben işimi buldum zaten deyip çıkıp gitmeyin. Azıcık temkinli olun, çok rica ederim. Merkür retrosundan yeni çıktık ama Satürn'ün retrosu etkisi altındayız. Bu 29 Haziran Yengeç yeni ayından özellikle 7 derece yakınlarında, yani 2 dereceden 12-13 dereceye kadarki aralıkta Yengeç'te ya da diğer su grubu burçlarda, Akrep'te ve Balık'ta, eğer kişisel gezegenleriniz varsa, örneğin Jüpiteriniz Balık'sa, Jüpiteriniz Akrep'se, Jüpiteriniz Yengeç'se, o zaman çok olumlu etki alacaksınız sevgili boğalar. Yine Venüs'ünüz de bu üçünden bir tanesinin üzerinde yerleşikse, ay yerleşiminiz buralardaysa, o da yine bir takım duygusallıklar katar ama olumlu etki verir. Dolayısıyla Yengeç'te, Akrep'te ve Balık'ta, su grubu üzerinde, Yengeç'te ve Oğlak'ta,
Eğer ki kişisel gezegenleriniz varsa mutlaka olumlu etki alırsınız. Bir uyarım olsun sevgili boğalar. Haziran ayında fevkalade yüksek hacimli yağmurlar bekliyoruz. Nisan ayındaki balık burcu üzerinde toplaşan gezegenlerin etkileri bu Haziran'ın 5'inden 4'ünden itibaren etki altında bırakacak. Belki 45 gün bizleri. Çok şiddetli orman yangınları için de Temmuz ayında uyaracağım ama tabii ki biz bunları Temmuz'a, Haziran'a böyle bloklamamız mümkün değil. Haziran ayında bir 45 gün sürecek kadar tabii bizde zaten standartta bir 42 indiler vardır. Mayıs'ın sonunda bekleriz ama bu öyle bir şey değil. Tropikal yağmurlardan bahsediyorum. Geçen yıl özellikle Almanya'daki, Hollanda'daki, Belçika'daki, Fransa'daki şiddetli yağmurlarda çokça vatandaş hayatını kaybetti. Çok çok üzüldük. Biliyorum yurt dışında çokça izleyenim var, takipçim var. Bunlara hepsine selam olsun buradan. Fakat çok çok dikkat edin Haziran boyunca ne olursunuz. Tedbiri elden bırakmayın derim. İzinleri bu dönemde kullanın bilmiyorum. Her şekilde tedbir alınabilir. Doğum haritanızı detaylı bir biçimde çalışmanızda fayda var. Sevgili boğalar, görüşmek üzere. Hoşça kalın.